Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok renkli bir oyuncak yapımı paylaşacağım. Bunun için evinizde bulunan bütün ipleri kullanabilirsiniz. Ben gövde için maviyi tercih ettim. İlk olarak sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve daha sonra hepsine çip atarak sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet arkadaşlar, şimdi bir tek bir çift atıyoruz ve sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Bir tane tek, bir tane çift. Bir tane tek, bir tane çift, 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 bir tane tek ve bu da son çiftimiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde sayımızı 18'e yükseltmiş olduk. Hemen 18. ilmeğin altından şu şekilde işaretimizi yerleştiriyoruz. Şimdi 2 tane sık iğne, 1 tane çift yapıyoruz. 1 2 hemen çift yapıyoruz. 1 2 çift yapıyoruz. 1 2 çift yapıyoruz. 1 2 çift yapıyoruz. Ve son olarak 1 2 çift yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde işaretimize geldikten sonra işaretimizi yukarıya alıyoruz ve toplamda 5 tur hiç arttırma ya da eksiltme yapmadan örmeye devam ediyoruz. Evet, bu şekilde 5 sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen ipini kesiyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi aynısından bir parça daha hazırlıyoruz ve daha sonra bacak birleştirmesiyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikinci parçamızı da hazırladık. Bunun ipini kesmiyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz. Şu şekilde işaret ipini, artık işim yok, içeriye alıyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Şu ek kısmının şu şekilde içeriye gelecek şekilde sırt sırta ikisini birleştiriyoruz. Yani baktığınız zaman şu şekilde ikisini sırt sırta birleştiriyoruz. Şimdi bir tane birinden, bir tane birinden. Yani bir tane buna battım. Hemen bir tane de yanındakine batıyorum. Bu şekilde 2 hemen devam ediyorum. 3 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar, bu şekilde sırt sırta 6 tane sık iğneyle bacak arasını birleştiriyoruz.
Diğer parçanın ek yerini araya getirmemin sebebi de bu şekilde arada kaybolması. Ama bu dışarıda kalmış olsaydı şurada veya burada bu şekilde belli olacaktı. Şimdi örmeye devam ediyorum. Bazı arkadaşlar burada şu şekilde devam ediyorlar örmeye. Örgü ters duruyor. Her zaman için arkadaşlar şu şekilde sol tarafa doğru, saat yönüne doğru devam edeceğiz. Hemen batıyorum ve düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Şuradan başladım, şu kısmı ördüm ve buradaki birleştirmenin ilk sırasına geldim arkadaşlar. Bir tane buraya battım. Şurada bir boşluk var. Hemen ona batıyorum ve daha sonra diğerine de batarak bu şekilde ikinci bacağın çevresini de almış oluyorum. Şu şekilde göstereceğim. Bu şekilde. Şimdi buraya kadar geldiğimizde bir turu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Hemen oraya kadar örelim ve bir turumuzu tamamlayalım. Evet, tekrar buradaki kısma geldim. İlk önce bu boşluğa batıyorum. Daha sonra aradakine batıyorum ve bu şekilde yine orta birleştirmesini tamamlamış oluyorum. Şimdi bu şekilde bir tur oldu. Hemen şuradan şu ipimi kullanarak buraya işaret koyuyorum arkadaşlar. Evet. Buraya işaretimi koydum. Şimdi düz olarak örmeye devam edeceğiz. Toplamda 15 sıra düz olarak devam edebilirsiniz. İlk saydığımız sıra bir sıra devam etmiştik arkadaşlar. Onunla birlikte 16 sıra oluyor. Onu çıkartırsanız toplam 15 sıra bu şekilde dışarıdan örerek beden kısmının düz kısmını tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi işaret hizasından toplamda 16 sıra düz olarak devam ettik. Şimdi sıra geldi eksiltmeye. Eksiltmemizi yaparken 1, 2, 3 ve 4. 4 tane örüyoruz. 1 tane eksiltiyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar eksiltiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar eksiltiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Eksiltiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Eksiltiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet, yine işaretime gelmiş bulunuyorum. Son eksiltmemi de yapıyorum. 4 sıkıyla bir eksiltmeyi tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi bir sıra eksiltme yapmadan devam ediyorum. İşaretten başlıyorum. İşaretle bitiriyorum. Düz kısmını bitirdim arkadaşlar. Şimdi tekrar eksiltmeye devam ediyorum. 1 1 2 ve 3. 3 tane örüyorum, 1 tane eksiltiyorum. 1 2 3. Yine 1 tane eksiltiyorum.
Bir, iki, üç. Yine eksiltiyorum. Bir, iki ve üç. Yine eksiltiyorum. Bir, iki, üç. Eksiltiyorum. Bir, iki, üç. Eksiltiyorum. Ve son eksiltmemi yapacağım. Bir, iki, üç. Evet. Burada da son eksiltmemi yapıyorum arkadaşlar. İşaret kısmına geldim. Şimdi bir sıra daha eksiltme yapmadan yine düz örüyoruz. Yine işaretten başlıyoruz. İşaretle bitiriyoruz. Bu arada şu alt kısımlarını biraz silikonlasanız iyi olur. Daha sonra boyundaki mesafe kapandıkça silikon doldurmak da zorlaşacak arkadaşlar. Sadece yarıya kadar doldurduğunuzda yeterli olacaktır. Ondan sonrasını kapattıkça da doldurabilirsiniz. Evet, bu şekilde bir sıra düzümüzde yaptık. İçini hafif doldurduk arkadaşlar. Şimdi tekrar eksiltmeye devam ediyoruz. 1 2 Bir tane eksiltiyorum. 1 2 Bir tane daha eksiltiyoruz. 1 2 Bir tane daha eksiltiyorum. 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 Ve bu son eksiltmem arkadaşlar. Daha fazla eksiltmeyeceğim. Buradaki sayım benim 18. Sizin farklı çıkabilir. Çok da sorun değil. Çünkü kafa kısmıyla eşitleyecek bir durumumuz olmayacak. Kafa kısmının altı yuvarlak olacak. Ve onun için 20, 22, 15. Yani bu sayılar çok da problem değil bu oyuncakta. Şimdi geri kalanı da dolduruyoruz. İpini kesiyorum dikiş için. Ve bir kenara kaldırıyorum. Şimdi sıra geldi kolları yapmaya. Bu şekilde ipini de çekiyoruz ve kol yapımıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kol yapımına başlıyoruz. Ben kol yapımı için tercih ettiğim rengin bir tanesi yeşil, diğeri de kırmızı. Oyuncağa başlarken de söylediğim gibi çok çok renkli bir oyuncak olacak. Hemen sihirli halkanın içine 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve hepsine çip atarak sayımı 12'yi yükseltiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki. Evet arkadaşlar, şimdi iki tane sık iğne yapacağım, bir tane çift yapacağım. İlk olarak çiftimi yapıyorum. İki tane tek yapıyorum. Tekrar çiftimi yapıyorum. İki tane tek örüyorum. Bir tane çift yapıyorum. İki tane tek örüyorum.
Bir tane çift yapıyorum. İki tane tek yapıyorum. Evet arkadaşlar. Toplamda ulaşmış olduğum ilmek sayısı 15. Hemen işaretimi buraya yerleştiriyorum. Ve 15 sıra 15 ilmekle hiç eksiltme ya da arttırma yapmadan bu şekilde kol yapımına devam ediyorum. Bu şekilde 15 sırayı tamamladık arkadaşlar. Şu şekilde bir parmak 1 santim kalacak şekilde, yani yaklaşık 4 sıra kalacak şekilde içini silikonla dolduruyoruz. Daha sonra hemen ucuna iğnemizi takıp bu şekilde iğne yardımıyla hemen oyuncağımızın, yani kolumuzun ağız kısmını kapatıyoruz. Son olarak burayı da kapatırsak tamamdır arkadaşlar. Evet. Şimdi dikim için hazır. Aynısından ben bir tane de kırmızı hazırladım. Mavi gövdenin üzerine kırmızı ve yeşil kolları monte edeceğiz. Evet. Şimdi sıra geldi kolları bedene monte etmeye arkadaşlar. Şu şekilde bir sıra sık iğne kalacak şekilde şu tarzda tam kollar bacaklara denk gelecek şekilde sabitliyoruz. Daha sonra hemen diğer kolumuzu da aynı şekilde bir sıra kalacak kollar bacaklara denk gelecek. Hemen bunu da sabitliyorum. Şimdi yapmam gereken bir tek şey daha var arkadaşlar. Evet, her şey yolunda görünüyor. Fakat şu şekilde bir birleştirmenizi istiyorum. Eğer hepsi birbirine orantılıysa, önden ve arkadan görünüşü de normal ise dikişe başlayabiliriz. Şimdi dikiş yaparken bir sıra altından demiştik. Bu bir sırayı boyun payı olarak bırakıyoruz. Hemen şu şekilde sık iğnemize batıyorum. Bu iğnemi çıkartıyorum. Bir yanındakine batıyorum. Ve bu şekilde alttakinden de alarak tekrar dikiyorum. Yine aynı şekilde bir tane koldan, bir tane de bedenden. Ve son ilmek kaldı arkadaşlar. Hemen bunu da batıyorum. Sadece üstten dikmeniz yeterli. Yeterince sağlam olacaktır. Alt taraftan tekrar dikmenize gerek yok. Şimdi şurada dıştan kalan ilmeği alıyorum. En sondaki ilmekten çıkartıyorum. Buradan düğümünü atıyorum. Dibine batıyorum ve boyundan çıkartıyorum. Bu ipi şu şekilde iç kısmına yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde hem çok sağlam olacaktır, hem de ayrıyeten fuzoli bir iple uğraşmanıza gerek kalmayacaktır. Şimdi aynı şekilde kırmızı kolda bedenine dikiyoruz. Ondan sonra tekrar devam ediyoruz. Evet, bu şekilde de diğer kolumuzu dikmiş oldum arkadaşlar. Gövde kısmı bu şekilde bitti. Bu
Çocuklarınızın renkleri öğrenebilmesi için çok güzel bir oyuncak. Arzu ettiğiniz renklerde, temel renklerde hazırlayabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer kısımlarına.